Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir vlog 146'ya da hoş geldiniz. Gelecek hafta yine sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum. O yüzden videoya devam etmeden önce eğer sorularınız varsa lütfen onları yorumlarda yazın ki ben de gelecek hafta bu soruları baştan cevaplayabileyim. Bunun yanında küçük bir duyurum daha var. Çarşamba günleri Call of Duty gelecek diyor normalde bildiğiniz gibi. Fakat Call of Duty artık gelemeyecek çünkü küçük bir problem yaşıyorum Call of Duty ile. Şu an kullandığım bilgisayar ki bunu zaten yazda aldım. Gayet iyi biliyorsunuz. Çok iyi bir bilgisayar, çok hızlı. Rahat bir şekilde oyunu kaldırıp rahat bir şekilde video çekebilmem lazım ama böyle olmuyor. Artık Call of Duty'den kaynaklanan bir hata var veya bilmiyorum Open Broadcaster'den kaynaklanan bir hata da olabilir. Oyunu çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Ama ve lakin oyunu çok akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Fakat kayıtta sürekli donmalar gördüm. Oyunu tam olarak kaydetmiyor. İstediğim gibi kaydetmiyor. Ben de Call of Duty oynamayacağım videolarda. Belki daha sonra canlı yayın yaparım ama muhtemelen yine donacak. O yüzden o da tam belli değil. O yüzden çarşamba günleri artık farklı bir seri gelecek. Çarşamba günleri bundan sonra tartışma videolar gelecek. Bu ne olacak? İstersek belki FNAF teorilerini tartışabiliriz veya San Andreas'taki gizemleri tartışabiliriz. GTA 5'teki gizemleri tartışabiliriz. Sizin getirdiğiniz şeyleri tartışabiliriz. Peki bu nasıl olacak? Ben ilk önce geleceğim işte diyeceğim ki FNAF'ta şu adam aslında şu adam aslında böyle oldu gibisinden kendi teorilerimi ortaya sunacağım. Ve ben bu teorilerimi genel büyük bir ihtimalle kanatlara destekliyor olacağım. Çünkü spekülasyon yapmaktan nefret ederim. Belirli ipuçlarıyla kanatlarla destekliyor olacağım. Size söylediğim şeyleri. Ve sizlerin de cevaplarını bekleyeceğim yorumlarda. Ve her hafta bu şekilde devam edeceğiz. Her hafta aynı şeyi tartışmayacağız tabii ki. Mesela bir hafta Sunless tartışırken başka bir hafta Purple Guy'in gerçekten ne istediğini falan tartışabiliriz. Atıyorum bunları tamamen. Sürekli bu birbiri üzerine inşa edeceğiz. Her videoda birazcık daha inşa edeceğiz biz bu gizemleri. Ve o şekilde en sonunda net bir sonuca ulaşacağız. Ve ulaştığımız bu net sonucu ben size gizem videosu olarak en sonunda sunacağım. Bu ne demek? Ben bunu neden böyle düşündüm? Neden başka bir oyun videosu çekmedim? Zaten oyun videoları gelecek. İşte GTA'nın videoları gelecek. FNAF'ın videoları gelecek. Battlefield'ın videoları gelecek. Battlefield gene her pazartesi gelecek. Çarşamba gününü atmayı düşündüm. Haftada 2 gün olarak ama pek o kadar da şey yapmak istemedim. Böyle bir fikir geldi aklıma. Bunu yapmak istedim. Bunu yapma ama bu yeni seriyi yapmak istememin en büyük sebebi ben tek başıma yeterli olmuyorum. Araştırmayı ben tek başıma artık yapamıyorum. Artık beynim kaldırmıyor. Şey yapamıyorum. Yetiştiremiyorum yani her şeyi. O yüzden sizin fikirlerinize ihtiyacım var, sizin önerilerinize de ihtiyacım var çünkü ortaya attığım teoriler yanlış çıkıyor. Mesela haftalardır, aylardır araştırıyorum. Sister Location hakkında bir şeyler üretmeye çalışıyorum ve daha bir sonuca ulaşamadım. Bana bir şeyler var, güzel gidiyor ama daha net bir sonuca ulaşamadım. O yüzden gelecek hafta Cuma günü Five Nights at Freddy's Sister Location gizem videosunu tamamlayabilmem için Çarşamba günü bu videoyu yapacağım. Ve sizin yorumlarınızdan yardım alacağım. Şimdi yorumlarınızda ortaya attığınız bazı fikirleriniz varsa bu fikirleri lütfen kanıtlarla ve ipuçlarıyla destekleyin. Lütfen. Şey olsun istemiyorum. Dediğim gibi spekülasyonlar istemiyorum. Sadece dedikodular istemiyorum. Ben kanıt istiyorum. İpucu istiyorum. Ben zaten oyun içine kendimi arıyorum ama benim teorilerime bir şekilde cevap verecekseniz veya şu yanlış derseniz bunu bir kanıtla destekleyin. Veya evet abi teorinin şu kısmı doğru. Ayrıca şöyle bir kanıt da var derseniz o kanıtı gösterin. Bunu da o şekilde söylemiş oldum. Çarşamba günleri bundan sonra böyle olacak. Ha bu tartışma videoları nasıl olacak? İşte dediğim gibi yine bu şekilde ben ortaya çıkacağım kamera karşısında. Ve size anlattığım şeyleri sağ tarafta veya sol tarafta veya direkt kafamın üzerinde olmaz da sağ tarafta veya işte sağ tarafa video koyarak, resim koyarak gösterebilirim. Ayrıca şurada kendime yan tarafta bir köşe ayarladım. Şu anda köşe hazır. Telefonumun kamerasıyla birazcık çekim yapmaya çalıştım. Yani video kalitesi güzel, ses kalitesi kötü. Onu nasıl yaparım diye düşünüyorum şimdi. Mikrofonla belki kaydetmeyi deneyebilirim. Bakalım nasıl olacaksa artık. Yani demek istediklerim bu kadardı. Sorularınızı
Aşağıda belirtin. Peki şimdi ne yapacağız? Yani kaç dakikada? 5 dakika mı oldu? 2-3 dakika mı oldu? Ne kadar tabii size ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama hatırlarsanız 2-3 hafta önce çok ciddi meseleler serisine bir giriş yaptım. Yani her pazar günü sizlere tuhaf tuhaf şeyler anlatacağım. gerçekten olay bu olacak. Sizlere tuhaf tuhaf şeyler anlatacağım. Her pazar günü. Peki neden böyle? Bilmiyorum. Yapmak istiyorum. Kendimi ifade etmek istiyorum. Şimdi giriş yaptım. Nasıl giriş yaptım? Özel bir hikayeyle giriş yaptım. Çocuk horoz ve taşın hikayesi. Ve siz bunun altına gerçekten harika, muhteşem, gözleri yaşartan yorumlar yazdınız. Ben de bu yorumlara şimdi tek tek bakacağım. İlk yorum kısımlarını direkt geçiyorum. Bir canlı iç organsız yaşayamaz. Beyinsiz yaşayan çok insan var. O nasıl oluyor diye yorum yapmış. Tek şekerli çay. İsmini de ayrıca beğendiğimi söylemem lazım. Var abi. Ne yapalım? Bütün iç organları olmadan şey oluyor. Bütün iç organları çıkarılması lazım dışarıya. Onun dışında çocuk aslında Balora diyemiş, fan edit. Yanlış videoya yorum yapmış olabilirsin. Burada FNAF'tan o kadar bahsetmiyoruz. Yani canlı yayından bahsediyorum bu videoda ama yanlış video yorum yapmış olabilirsin. Berke Şensoy yazmış. Abi deli misin ya? Bu ne? Böyle yorumlar çok var. evet çok tuhaf bir video yaptım. Çok ilginç bir video yaptım. Daha önce hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve bu tür yorumlar görünce bayıldım ve daha fazla yapmak istedim. Neden insanlar bana daha fazla deli demesinler? Neden böyle bir onuru ben de hak etmeyeyim diyerek her pazar günü böyle videolar yapmaya devam edeceğim. Deli olabilirim. Olmayabilirim. Hiçbir fikrim yok. Hardcrusher yazmış. Abi seviyoruz seni. Kalp kalp. Ben öptüm sizleri. Ben de sizleri çok seviyorum. Asil Kiran Kaya yazmış. Abi çok çok az video çekiyorsun. Halbuki aylardır her gün video atıyorum ben. Ara sıra belki bir iki gün bir hafta ara veriyor olabilirim ama bundan sonra her gün video yapmaya devam edeceğim mümkün olduğu kadar. Ama bence sen takip edemiyorsun. Bence sen takip edemedin. Veya belki bildirimler kapandı. Bilmiyorum. Öyle bir şeyler siz dediniz ama ben yine hiçbir şey anlamadım. Erer YDH DD RR FT öyle yazıyor. Yazmış. Bu ne ya? Ne bu yani? Anlamın ya. Ney? Ne bu yani? Anlamın ya ne amaçla? Yorumun da video kadar tuhaf olduğunu belirtmek lazım ilk önce. Ben anlamadım ne demek istediğini. Yani videonun anlamı ne? Veya video bu ne amaçla yapıldı gibisinden bir şeyler söyledin herhalde. Ben böyle tuhaf ve mantıksız şeyler yapmaya bayılıyorum. Ve her pazarda böyle şeyler yapacağım. İşin ilginç yanı o kadar like aldı. O kadar like alacağını beklemiyordum ben bu videodan. O kadar like aldı. Bayağı bir dislike patlaması falan bekliyordum ama öyle bir şey olmadı. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Her pazar böyle video gelecek. Çünkü çok hoşuma gitti bu tuhaf şeyler. Crazy Pirate Fox. Neden bu kadar saçma? Çünkü öyle olması gerekiyor. Mantıklı olması gerek, mantıklı olmaması gerekiyor. Saçma olması gerekiyor ve her pazar yine saçma videolar gelecek. Yarınki videonun konusu ben size Facebook'tan şunu sordum. Rastgele bir kelime yazın diye ve çok teşekkür ediyorum. Bunu Facebook grubunda sordum. Birçok eleman direkt rastgele bir kelime diye yazmış. Ha. Ha. Biliyorum. Biliyorum. Ben çok soğuk espri yapıyorum. Biliyorum. Bu soğuk esprilerin, sizin yaptığınız soğuk esprilerin her birini hak ediyorum. Peki gerçekten rastgele bir kelime yazmaya çalışan ahbaplarımızın suçu ne? Neden onları da bu soğuk esprilerle işkence ediyorsunuz? Neden benim elim hala burada duruyor? Çekmem lazım artık. Çektim. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Yapmayın. Düşünün. Düşünün biraz. Sakin olun. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi uzay boşluğunda süzülürken düşünün. Yatağınızdasınız. Uzanıyorsunuz. Gözleriniz açık. Yukarıda yanınızdan geçen yıldızları görüyorsunuz. O zaman çok hızlı gidiyor olmalısınız. Çünkü gerçekten o yıldızlar starlar mı dedim, yıldızlar mı dedim az önce. Emin değilim. Türkçe mi konuşuyordum, İngilizce mi konuşuyordum emin değilim. Yine hayaller dünyasına daldım çünkü. Her neyse. Çok hızlı gidiyorsunuz. Uzaydasınız. Gökyüzünden
Gökyüzü diye bir şey yok çünkü uzaydasınız. Üstünüzden yıldızlar geçiyor. Gezegenler geçiyor. Gezegenleri görebiliyorsanız ne ala. Çünkü çok küçükler ve gerçekten görebiliyorsanız harika gözleriniz var demektir. Ve neden gözlerimi kapatıyorum şu anda? Hayal ediyorum bunu da önemli. Sonsuzluğa açılıyorsunuz. Sonsuzluk sizi yutmak üzere. Bence burada durmam lazım benim. Bence burada durmam lazım benim. Neden bu kadar saçma? Çünkü saçma olması gerekiyor. Kerem. Sadece Kerem. Yorum yapmış. Katil civciv tarafından kaçırıldın. Bu yorumu 15 yerde paylaş yoksa katil civciv seni öldürür. Katil civciv dediğin muhtemelen Chica. Değil mi? Chica. Hep biliyordum öyle bir şey. Hep biliyordum öyle bir şey. Pro Jul yorum yapmış. Agbi. Eski tayfadanım ama kalıcı beyin hasarları mı aldın? Hayır. Almadım. Saçlarım gitmiş olabilir ama o videoda saçlarım vardı. Saçlarım gitmiş olabilir ama kalıcı beyin hasarı almadım. Tam aksine. Benim beynim uzaylılardan aldığım o ilginç serum sayesinde tabii bir ara öyle bir olay olmuştu. Her gün her gün daha fazla gelişiyor. Her gün çok farklı fikirler geliyor. O yüzden mantık sınırlarım her gün daha fazla genişliyor. Mantık sınırlarım her gün daha fazla genişlediği için başka insanların mantık sınırları da benden daha genişin şey dar mıydı? Daha dar olduğu için onların mantığının dışına çıkıyor benim fikirlerim. Bu yüzden insanlar saçma görüyor bu fikirleri. Uzaylılar. Oyun muhafızı yazmış. Vay be, edit yapmış. Edit yapmayı ben aslında seviyorum. Böyle saçma sapan kısımları atıp ilginç kısımları bırakmayı seviyorum videoda. Fakat onu yapmaya zamanım olmuyor genelde. Her gün video yapmam lazım. Onu atmaya zamanım olmuyor. Onun yerine videoları mümkün olduğunca dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca soğuk espri yapıyorum. Mümkün olduğunca saçmalıyorum. Burak Tokgöz yorum yapmış. Sen hep böyle videolar çek be abi. Komik oluyor. Güzel. Güzel. Bana o gel. Ah, kramp girdi ayağıma. Acıyor. Ah, tam geçiyor. 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 Blesk 6. Ciddiyetimi kaybettim normal. Gayet normal. Gayet normal. Gayet normal. Gabriel Schulman yorum yapmış. Ya neden böyle isimler veriyorsunuz kendinize ya? Çocuk diyon, ciddi meseleler diyon, başta evleniyorsun sandım. E tabi sakalları daha kestirmemişim. Eşek kadar görünüyorum. Gözlerimin altı yorgunluktan hep böyle çizgi çizgi olmuş, mor olmuş. Yaşlı görünüyorum. Bir de çocuk demişim orada. Tabii ki insanlar beni evleniyorum zanneder. Halbuki daha 20 yaşındayım. Daha 20 yaşındayım. Ahbap, zor durumdaysan kalp at yazmış Hamza Yılmaz. Zor durumda değilim. Kesinlikle zor durumda değilim. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Onun altında bir tane cevap var. Skadosh Hyper Shadik the Hedgehog the King. İlham. İlham. Sister Location'ın gizem videosu nerede ahbap? Çünkü zaten daha önce hiç kimse bu soruyu bana sormamıştı. Az önce de cevaplamadığım gibi Sister Location'ın gizem videosunu çekmekte oldukça zorlanıyorum. Bu yüzden gelecek hafta Çarşamba günü Five Nights at Freddy's Sister Location'ın gizemli teoriler, teorili gizemler, Sister Location'lar bölümü var. Bu çok ciddi meseleler değil. Bu normal vlog 146. Çok ciddi meselelerde genelde hikayeler anlatacağım veya hikayeleri cidden canlandıracağım. Neyse. Dediğim gibi çarşamba günü bunları hep birlikte tartışacağız. Mümkünse cuma gününe de video yetiştirmeye çalışacağım. Efekan Sevim sormuş. Manyak mısın abi? Sadfa. Gülen yüz. Evet. Girişin çok sinir bozucu. Gülen yüz diye yorum yapmış Ali Düğüoğlu. Ondan sonra da yapmış ki gülmekten karnım ağrıdı lan. Ben anlamadım. Acemi oyuncu yorum yapmış. Abi bu kadar ciddilik sana yakışmıyor. Çünkü o kadar ciddi değilim ben. Ben hiçbir zaman ciddi bir insan olmadım. Yavuz Kaan Can Teke Tekeksler yorum yapmış. Ahbap çok komik olmuş. Eline sağlık. Çok teşekkürler dostum. Çılgın oyuncular yorum yapmış. İyi misin? Sanki eroin kullanmışsın.
Benim kafayı bulmam için eroin kullanmam gerek yok. Benim kafayı bulmam için herhangi bir madde almam gerek yok. Benim kafa zaten bulunmuş halde. Oyun diyarı yorum yapmış. Abi amacın neydi? Oyun diyarı. Değerli ahbap, ben amacıma ulaştım bu videoyla. Yılmaz Burçal yorum yapmış. Faf 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 faf. Berke Çilik yorum yapmış. Uykunun önemini anlatan bir video. Sakın uyumamazlık etmeyin. Kamu spotu. Mümkündür. Az uyuyordum. Mümkündür. Yıldızlı oyuncu yorum yapmış. Adam içmiş kafa yapmış. Ben de kafayı buldum izlerken. Zaten yukarıda da kedi manyakları gene aynı yorum yapmış. İçki mi içtin diye. Daha önce de söylediğim gibi. Benim çok değerli ahbaplarım. Benim kafayı bulmam için herhangi bir madde almama gerek yok. Benim kafa zaten daima uçuyor. Daima böyle bir uçuşlarda. Daima iyi benim kafa. Ben kafamı sürekli buluyorum zaten. Herhangi bir şeye gerek yok. Böyle bir saniye, 2 saniye içinde böyle oturup wow. Oh. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Facebook grubumuza katılmayı, Facebook sayfamızı beğenmeyi ve Twitter hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Buralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Onların da linkleri, adresleri videonun açıklama kısmında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.